Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala abone olmak ücretsizdir. Şöyle 21 numara tığım ve tülbentimle birebir aynı renkte mürdüm rengi olan 25 numara ipim arkadaşlar. Şöyle ışıktan farklı görünse de ipimle aynı renkte. Size tek renk, tek sıra çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Hemen modelimi de göstereyim. Evet, modelim bu. Şöyle tek renk, tek sırada giden, hiç ip koparmadan giden bir model. Şöyle arkadaşlar bakın. İki tane sık iğneli trabzanların arasında bu şekilde örümceğin üzerine 3 tane yaprak yaptım. Şöyle arada 3 tane pipirik yaptım. Normalde 3 tane bu şekilde pipirik yok arkadaşlar. Ben çok fazla çünkü sık hemen başlıyordu bu 5 zincir ve 1 tığ battı arası şu şekilde. Direkt bitişte başlıyordu. Bakın şöyle tarif edeyim. Bu şekilde de birbirine değecek. Yani ne kadar da minik yapraklar yapsak değiyor arkadaşlar. Zaten bakın 3 trabzanlardan oluşan bir yaprak. Büyük yaprak değil. Böyle bu şekilde arasına 3 tane ara suyu olarak böyle pipirikler hazırladım sizler için. Şöyle de göstereyim. Modelimiz bu arkadaşlar. Sizlerle şimdi nasıl yaptık? Modelimizi nasıl hazırladık? Ona geçelim. Evet, şöyle ilk başlama kısmını göstereceğim. Bakın direkt bu sık iğneyle sabitledikten sonra 5 zinciri çekerek de başlayabilirsiniz. Veyahut da bakın bu yaprağı iptal edip sadece bu sık iğneden sonra pipirikleri yaparak da başlayabilirsiniz. Başlama işlemi fark etmiyor. İster bu üçlü pipirik arkadaşlar yapın, isterseniz şöyle zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Bakın ikişer zincir çekerek bu şekilde hazırladım. Kenar tığlama işlemini 696 no'lu videomda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum sıkı ve sıkı. 5 zincirimi çektim. Şöyle 2 defa tığı doladım ve bir tane bırakıp hemen ikinciye 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde aldığım bir trabzan bakın. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Trabzana şöyle ara kısmından bir pipiriğimi oluşturdum. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5. 4 seferde aldığımız bu trabzan tam 5 tane sık iğneyi alıyor. Şöyle aynı böyle trabzan yapmış olduğumuz tığ battığımızın içerisine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve 6 tane şöyle sıkı sıkı zincir çekiyorum. 6 zincirin üzerine şöyle bakın iyice oturttum. Orta boydan da küçük arkadaşlar. Bakın üçüncü bayağı bir büyük olmuş benim. Şöyle 3 tane minik yaprağın sığacağı bir örümcek hazırladım. Örümceğin büyük olmasına gerek yok. Şöyle bakın baştaki küçüktü, küçük daha hoş duruyor. Şunu büyük yapmışım. Şöyle küçükten biraz büyük. Şu sık iğne ile bu 3 zincirimin tepe noktasına girdim. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Bak. Hemen bu örümcek bizim yuvamız olacak. Bir defa tığı doladım. Örümceğimin içerisine girip şöyle 2 2. Hemen yaprak yapımına başlıyorum. Şimdi bir defa doladım. 3 seferde alıyorum. Bakın trabzanların büyük olmasın diye hiç çekmiyorum. Peşi peşine hemen şöyle 1 2 2 alarak 3 seferde aldım. 2 defa tığı doladım. Örümceğimi yuva edindim. 1. Bakın fazla çekmiyorum uzun olmasın diye. Sadece 3 sık iğnenin
Şöyle sığabileceği bir uzunlukta yaprak bak. 4 seferde aldım ama kısa bir trabzan oluşturdum. 3 zincirimi çekiyorum. En son yaptığım bu. 4. trabzana kapattım 3 zincirli pipirimi. Geride 3 tane de trabzan kaldı. Bu bir zinciri de sayıyoruz. 4. trabzanımızın içerisine pipiri yaptıktan sonra 3 tane de sık iğne yapıyorum. Bu şekilde minik bir yaprak oluştu. 4. sık iğneyi de yuvada yaparak ilk yaprağımızı oluşturduk. Yine bir zincir çekerek aynı şekilde buraya yaprak yapacağız. Şöyle ilk yaprağımızı köşeye doğru çekelim. Diğer yapraklar için böyle örümceğimizde yer açıyoruz. Bir defa tığı doladım. Hemen 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şimdi 3 seferde 1, 2 ve 2. Bir zincir, 2 seferde aldığın trabzan, 3 seferde aldığın trabzan, toplamda 3 tane trabzan. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. 4. trabzan, 3 tane zincir çekip şöyle pipiriğimizi oluşturalım trabzanımıza. Geri kalan bu kısma da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, şöyle 2, şöyle 3. Dördüncüyü yine bu örümcek yuvasında kapattım. Şöyle yaprağı yaparken diplerini de sıkı tutturun da güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Sonuncu için de yer açtım. 2 ve 2. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir zincir. 2 seferde aldığınız ve 3 seferde aldığınız trabzan. Sonuncuyu da 2 seferde alıyorum. 1, 2, 2, 4 seferde bir trabzan yapıyorum buraya. Kapattım sonuncu trabzanıma. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne, 4.'yü buraya kapattım. Hemen yuvaya sık iğne yapıyorum. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. Şu ilk sık iğne de olduğu gibi. 3, 4 ve 5. Şimdi bunu arkadaşlar bir sonraki boş olan tığ vatte dibine değil, bir sonrakine kapattım. Şöyle ve bir zincir de çekelim. Yapmış olduğumuz o işimize bakalım arkadaşlar. Şunu şöyle hafif kısaltıp bakın. Şöyle elimizi şekil vereceğiz. Bu kadar arkadaşlar. 5 zincir çekip bir trabzan. Sonra dönüşte de trabzanımız için 6 zincir. Örümceğin içine de 3 yaprak. Şimdi şu ara suyunu da nasıl yaptık? Ona geçelim arkadaşlar. Şöyle. Bir zincirimizi çekmiştik. Bırakma olmasın diye. Hemen yandaki tığ vatteye girip sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir zincirli yuvaya girip pipiriğimi oluşturdum. Bir zincir çekip diğer yuvaya tığ vatteye geçişimi yapıyorum. 3 zincir, geçişlerde bir zincir, diğer tığ vattıya, şöyle 3 zincir kapattım. Bu bir zincirli araya kapatıyorum arkadaşlar. Yine bir zincir çekip şöyle 3 tane bakın pipiriğimi oluşturdum bir zincirde. Evet, yine 5 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Şöyle bir tane yuva bırakıp ikinci tığ vattıya 1, 2, 2, 2. Bakın 5 zincir ve 4 seferde aldığım trabzan. Şimdi 3 zincir kapattım. Geriye kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. Demin yavaş gösterdim. Bunu biraz daha hızlanalım. Şöyle 3, 4 ve 5.
Altıncıyı arkadaşlar şöyle aynı trabzan yaptığım tırbat diye giriyorum, bakın. Alt zincir çekiyorum. Trabzanı kapattıktan sonra aynı tığ battıya 6 zincir üzerine hemen böyle 3 tane şu büyüklükte, bakın tığınızı ne kadar uzatırsanız örümceğinizin boyutunu belirler arkadaşlar. Şu büyüklükte 3 yaprağın sadece bir örümcek. Hemen bunu şöyle ters çevirip buradaki 3 zincirli pipiriye kapatıp iyice sık iğnemde üzerine bir zincir, hemen bir defa doluyorum. Örümceğin içine yaprak yapımına başlıyorum. 2 ve 2. Bakın tek tel altta kalıyor. Ben üstteki 2 teli kullanacağım. Bir defa tığı doladım. Hemen 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir. Dördüncüye kapatıyorum. Geri kalan bu kısmı 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncüyü örümceğimi kapattım. Evet. Minik bir tane yaprak oluşturduk. Oluşturduğumuz yaprağımızı köşemize şöyle çekelim. Yanına aynısından 2 tane yapıyorum. 1 zincir, 1 defa dola 2, 2. 1 defa tığı dola örümceği içine girip 3 seferde trabzan. 2 defa dola örümcekten ilmek al. 1, 2, 2 ve 2. 3 zincir. Hemen girdim, kapattım. Geri kalan kısma da 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Dördüncü sık iğne örümcekte. Evet, ikincisi de hazır. Şimdi yine bir zincir, bir defa tığı doladım bir zincirin üzerine. Hemen 1, 2. Yani 2, 2, 2 seferde. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 2. 2 defa doluyorum. 4 seferde. 1, 2, 2 ve 2. 1, 2 ve 3 zincir. Kapattım. Pipiriğimi oluşturdum. Geri kalan kısma da şöyle 3 tane sık iğne yapıp dördüncü yuvada yapıyorum ve aşağı iniş yaprağım hazır. Evet. Şimdi geri kalan bu kısma 5 tane. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı bir sonraki boş olan tığ battıya kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şimdi bir zincirle diğerine, diğer yuvaya 3 zincirle bu bir zincirli yerin arasına girip kapatıp bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde yandaki boş tığ battıya sabitledim. Şöyle 1, 2, 3 zincir. Araya bir zincir. Hemen bir sonrakine 3 zincir. Bir zincirin aradan giriyorum. Bitişimi de bir zincirle yapıyorum arkadaşlar. Sonra böyle 5 zincir çekip şu trabzanı yapmaya başlayacağız. Hemen modelimize bakalım. Evet, modeli tamamladım. Bakın arkadaşlar. Hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle göstereyim modelimi de. Çoğaldıkça kendini gösteriyor arkadaşlar model. Şöyle bir de rengin üstünde göstereyim. Tek renk, hiç ip koparmadan yapabileceğiniz hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle şu ikisini sizle yaptık. Elinizi sık tutarsanız şu örümceği de daha küçük çekerseniz arkadaşlar, ekran karşısına malum biraz gevşek tutulabiliyor eller. Şu üç kısım daha küçük olmuş. Evet, çok da güzel bir duruşu var. Hoş oldu arkadaşlar, yıldız çiçeği gibi. Yapılası modellerden oldu.
Emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız şöyle sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.